digital faşizme teslim olmayacak diyoruz. Sonra da digital faşizmin bizden ne beklentisi varsa hepsini yerine getiriyoruz. Çıktınız mı WhatsApp'tan? Sildiniz mi? Neyi? WhatsApp'ınızı. Hayır. Niye silmediniz? Silmeme gerek var mı? Diyorsunuz ki WhatsApp'tan kaçsam doluya tutulacağım. Hani Telegram kullanayım. Telegram'ım var zaten benim. Yani Telegram'da BIP devende indirildi. Onu da konuşalım. Ben dünyanın neresinde yeni bir sistem popüler olarak varsa daha sonra silsem de bu ne yapıyor diye indirip bakıp meraklan. Yani kaç tane sistem böyle? Türkiye'de en az 10 tane böyle sistem var. Sıfırdan WhatsApp'tan daha üstün bir yazılımı yapmak da 15 günümüzü almaz. Ama işletemezsiniz. Niye ateş etmiyorsun demiş komutan. 40 sebebi var demiş. Birini söyle, barut yok. Tamam demiş, gerisini sayma. Evet. Biz bunu da herhalde ilk programa başladığımız zamanlarda bunlar olmazsa olmaz demiştik. WhatsApp kıskançtır. Kendi dinlediğini başkasına dinletmez. İki ucunu da şifreler. Ben bunu Facebook'la paylaşacağım demese de paylaşır. Zaten paylaşır. Paylaşmayacağım dese de paylaşır. NCI da bunu izler. İzler. Dolayısıyla söyledikleri sözün hiçbir değeri yok. Dün neyse bugün de o. Yarın da o. BIP'in, yarın da o. BIP'in de sizin sözleşmeniz WhatsApp'tan daha uygun bir sözleşme değil. Dahası BIP herkes dinler. Neden? Hardware'iniz, software'iniz, işletim sisteminiz, nerede? Security'niz hepsi ithal. Yani Rus sizi, yani buradan kaçıp ona sığınıyorsun da, bakın hani bir söz var, iyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere. Eğer siz her şeyinizi başkalarından alarak Lego gibi takıp takıştırıp kendinize bir ürün üretiyorsanız onu herkes dinler. Çok evet. Zor. Senin en mahrem bilgilerine bile ulaşıldıktan sonra şifreyle girip kaç tane kripton arka herkesin girdiği herkese açık bir platformda.